Neyse, bu konuyu bırakalım. Ama biraz da uzun konuştuk evet, belki uzun de. Oldu, yarım saat oldu. Şimdi Ahmet Faruk Ünsal partinizin kurucularından istifa etti partiden. Bir Twitter'dan paylaştığı bir mesajla işte şeffaf olmayan bir karar alma süreciyle parti seçimlere sokulmadı diyor. Babacan'ın tüm milletvekili adaylarını genel merkez yürütme kuruluna getirdiği teklifle tek belirleyici olarak belirlediğini söylüyor falan. Eleştirileri var ama benim dikkatimi çeken şu oldu. Mehmet Emin Bey. Yani bu işte Deva Partisi, Gelecek Partisi AK Parti'den koparak yeni bir siyasi parti kurmuş. Siyasetçiler. Re işte bir öz eleştiri, hani bir öz eleştiri yapmanız lazım. O zaman niye AK Parti'deydiniz? Şimdi niye orada değilsiniz? Vesaire. O zaman olan bir sürü şeye işte vakti zamanında ses çıkarmadınız, etmediniz falan gibi. Ben bu konu benim nazarımda bir gazeteci olarak söylüyorum. Yani ben bunu Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nden yayınıma gelenlere sormuyorum. Çünkü bu konu çok konuşuldu, tartışıldı. Tekrar tekrar bunu açmanın bir manası yok. Fakat Ahmet Faruk Ünsal'ın mesajında şöyle bir bölüm var. Bunu dikkat çekici buldum. Diyor ki, 2017 referandum sürecinde tek adam rejimi kampanyasında evet için can hıraş çalışan veya ülkenin en kritik oylamasında hiçbir şey olmamış gibi sessiz kalanları, genel başkanın kamuoyu önünde ciddi bir öz eleştiri dahi vermemelerine rağmen siyasi olarak önde tutması diye devam ediyor. Ne diyorsunuz? Siz de var mısınız saydıkları arasında? Şimdi olabilirim. Yani niye olabilirim? O tarihte ben 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti Batman ikinci sıra adayı iken YSK'ya dilekçe vermek suretiyle adaylıktan istifa ettim. Ki 7 Haziran 1 Kasım seçimlerinin siyasi tarihimizdeki önemi ortada. Ve ardından genel başkanımızın AK Parti'den istifa ettiği tarihe kadar da rolantide kaldım. Belki AK Parti'nin yani birkaç etkinliğine de gitmiş olabilirim. Öyle canhıraş vesaire kampanyanın bir parçası hiçbir arkadaşımız olmadı. Ancak bazı arkadaşlarımız o dönemde kampanyaya karşı açık ve net bir hayır kampanyası da yürütmedi. Hmm. Dolayısıyla bu eleştirinin biraz ifadesi abartılı olsa bile bir realitesi olabilir. Hmm. Önce şunu söyleyelim. Gerçekten Sayın Ali Babacan hakkında siyaset tarzı, iç tutuş tarzı ve benzeri konularda birçok eleştiri yapılabilecekken eleştirilemeyecek tek konunun onun tek başına karar alma süreçlerini yürüttüğü eleştirisi olduğunu düşünüyorum. Yani ifade dağınık oldu. Sayın Babacan herhangi bir konuda ilgili en az 3 arkadaşla, listeler için demiyorum, lehte ve aleyhte en az 3 görüş dinlemeden karar almaz. Evet, GMYK Sayın Babacan'a bir yetki devri yaptı. Sayın Babacan bu yetki devri için GMYK üyesi arkadaşlarla, il başkanlarıyla değişik istişare süreçleri yürüttü. Ve o istişare süreçlerinden sonra bir seçime girme modeli kararı ortaya çıktı. Ancak parti içinde söylenmiş, çokça söylenmiş bir cümle ancak Sayın Ünsal'ın söyleme bu eleştirisi nedeniyle şimdi belki ekranlarda ilk defa ifade ediyor olacağım. Partinin tek listeyle seçime girme kararını eleştiren arkadaşlarımızın birçoğu da kendilerine sorulduğunda bir ittifak ve işbirliği modeli içerisinde seçime gidilmesi gerektiğini önermiştiler. Ha biz tek listeyi önermedik. İşte logomuzu koyalım, ittifak altında girelim, 3 parti işbirliği yapalım. Doğru ama 20-25 gün çok dinamik ve bütün alternatiflerin tartışıldığı bir süreçten sonra bu karara varıldı ve burada da olay çok basit ve netti. Muhalefetin 301'i bulması. Hı hı. Ki yine ifade ediyorum. Eğer Türkiye İşçi Partisi 7 ilde, İyi Parti'de 15 ilde daha sıkı bir işbirliğine yönelmiş olsaydı biz 14 Mayıs gecesi muhalefetin 301 milletvekiliyle ve ikinci tura taşınmış bir psikolojik üstünlüğüne sahip olabilirdik. Hmm. Yani ve bu 24 yani 7 artı 17
toplam 24 milletvekilliğinin de tamamına yakını bugün AK Parti ve MHP saflarına kaptırılmış durumda. Dolayısıyla bizim 15 ilde İYİ Parti'nin ne yapması gerekiyordu da yapmadı. Yani İYİ Parti 7 ya da 8 ilde işbirliğine yanaştı. 7 ya da 8 ilde değil de 20 ilde işbirliğine yanaşmış olsaydı oy sistemi ve işbirliği modalitelerinin getirdiği imkanlarla yani aday çıkarmasaydım demek istiyorsun. Hayır, İYİ Parti listesinden de seçime girilebilirdi. Yani İYİ Parti'nin CHP'ye terki anlamında söylemiyorum. Biliyorsunuz bazı yerlerde CHP adayı çıkartmadı, İYİ Parti logosuyla seçime girildi. Bu tip ihtimaller bazen İYİ Parti lehine de oluşabilirdi. Yani bu 15 ile bu model 15 ile daha yayılsaydı. Yayılsaydı çünkü bunu Nezih Onur Kuru isimli akademisyen arkadaşımız 15 Mayıs'ta yayınladı. Bu işbirliğinin daha güçlü bir şekilde hayata geçirilmesi halinde tipin aday gösterdiği 7 yerde ve İYİ Parti'nin aday gösterdiği 17 yerde milletvekilliği veya son milletvekilliği o dağılımda muhalefette kalabilirdi. Her neyse biz 301 milletvekilliğini sağlamak ve ikinci tura kalması halinde psikolojik üstünlüğü adayımız olan Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet lehinde tutabilmek için o kararı aldık. Bu kararı da ben Sayın Babacan'ın lehte ve aleyhte birçok kişiyi dinledikten sonra ve belki de birlikte müzakere ederek... Parti organlarında bu kararın alınmamış olmasını eleştiriyor benim anladığım kadarıyla. Şimdi ama... Yani dinleyerek, istişare ederek değil yani de... Bu ihtimallerin hepsi gemiye kadar tartışıldı. Tamam. Yani şu kararı alalım denmedi ama bu ihtimaller tartışıldı, bu öneriler tartışıldı. Ve sonuçta o sürecin dinamizmi bütün partilerde genel başkana bir yetki verilmesi ihtiyacını doğurmuş idi. Şunu da hatırlatayım. Belki tarihinde değilse bile yakın tarihinde ilk defa CHP ön seçime girmeden ve parti meclisinde yapmadan bir komisyon eliyle listeleri hazırlayarak parti meclisinde oylattı. Dolayısıyla bütün partilerde bu süreç bu şekilde yürütüldü. Şimdi bu 6 yapıl partili 6 partinin katıldığı bir süreç bunu gerektirdi. Tamam. Dolayısıyla bu tamamen şapkadan tavşan çıkan bir durum değildi. Özellikle partinin karar alma mekanizmalarında bulunan arkadaşlar süreçte lehte ve aleyhte kendilerini ifade etme imkanını buldular. Bu manada ben Sayın Babacan'ın bütün kurulları ve bütün arkadaşları tasfiye ederek böyle bir karar verdiği eleştirisine katılmıyorum. Ama bu kararı eleştirebiliriz. Tamam. Bu başka bir başlık. Tamam. Şimdi bunu tek adam eleştirisini bir kenara koyduk. Bir de bu gelelim. Öz eleştiri. Öz eleştiri mevzunda da. Mehmet Emin Bey bir saniye. Şöyle açayım biraz soruyu da. Şimdi Deva Partisi'nden ve Gelecek Partisi'nden AK Parti'den kopmuş olmanız münasebetiyle İşte AK Parti'ye oy veren seçmenden bir oy kayışı sağlamanız bekleniyordu, değil mi? Evet. Fakat işte bunun gerçekleşmediği söyleniyor. Yani elimizde veriler yok ama gerçekleşmediği söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de kimi bu yönde açıklamalar geldi. Şimdi bunda bu öz eleştirinin yani samimi olarak yapılmadığını söyledi Ahmet Faruk Ünsal'ın öz eleştirinin etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Öz eleştiri yapılmamasının etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Yani Ali Babacan mesela 2017 referandumunda Ahmet Faruk Ünsal'ın önde olduğunu söylediği evet kampanyasında önde olduğunu söylediği bir takım isimleri partinin vitrinine koymak yerine alternatifi de vardı. Yani ben Ahmet Faruk Ünsal'ın yazdıklarından onu anlıyorum. Ama bunu yapmadı. Bunu yapmak yerine işte... Ya doğru, bunu izin verseniz cevap vereyim. Buyurun. Şimdi önce şunu söyleyelim. Deva Partisi'nin 90 kurucusunun içerisinde AK Parti'de siyaset yapmış arkadaş sayısı 15'ten fazla değil. Dolayısıyla AK Parti'den doğan bir parti değil Deva Partisi. Ama vitrindekiler hep öyle değil mi ağırlıklı? Şimdi şöyle, az önce editoryal tercihlerden bahsettik ya. Evet. Gazetecilerin TV ekranlarına davet ettiği arkadaşlar da eski siyasetçi profili yoğun olarak gözüküyor. Ancak benim dahi
benim görevim olmadığı için ben dahi diyorum. Sanem Hanım'ın görev alanıydı. Parti sözcüğümüz İdris Bey'in görev alanıydı. İlk defa siyaset yapan çok donanımlı, çok yetenekli, çok ileri arkadaşların televizyon programlarına davetiyle ilgili olarak sayısız girişimimiz hakim kaldı. Çünkü maalesef tırnak içerisinde izleyici kan seviyor, izleyici polemik seviyor, izleyici tartışma seviyor. Mümkün mertebe biz de bunu bu işlere aşina eski tipler üzerinden yürütelim şeklinde editoryal tercihe döndük yine. Ama Sadullah yani, Ergin var. Parti Sadullah Ergin iki kere televizyona çıkmamış. Hayır, televizyona çık. Onu hayır, vitrin olayı diyorsunuz ben ya. Ben söylemiyorum. Ama vitrini ne belirliyor? Ama genel başkan yardımcısı. Bakınız, vitrini kamusal görünürlük belirliyor. İdris Bey genel başkan sayınız, yardımcısı. Şimdi bakmıyorum, açıp bakarım. Bu kadar mı? 21 tane genel başkan yardımcımızdan 5 tanesi AK Parti kökenli. Evet. Ve bunlar televizyona beş çok tanesi. Çıktığı için de öyleymiş hayır, gibi algılanıyor. Hayır, bu görünürlülük olayını bir defa parti belirlemiyor. Hani diyorsunuz ya ön plan. Ön plan deyince görünürlülük anlaşılıyor. Parti karar mekanizmaları anlaşılmıyor. Şimdi görünürlülük de editoryal tercihler belirleyici oluyor. Beni tekrar, çağırıyorlar, tekrar İdris Şahin'i çağırıyorlar şey diyorsunuz. Ki o yine çıkan arkadaşlarımız oldu. Oldu. Ama istediğimiz oranda olmadı. Evet, Sanevan'ı güven çok ne oldu? Mesela biz diyoruz ki bu arkadaşımız eğitim politikalarında çok özel bir donanıma sahiptir. Editör arkadaşımız diyor ki iyi ama bizim bugünkü gündemimiz eğitim değil ki. Dolayısıyla biz daha geniş bir marjda konuşmayı tercih ediyoruz. Evet. Lütfen falan arkadaşımız gelebilir mi? Ama yani şunu kabul ama oraya döneyim. Bunu söyleyerek Mehmet Emin Bey şu eleştiriyi kabul ediyor musunuz? Yani Deva Partisi'nin televizyonlarda görünen vitrininde hep eskiden AK Parti'de siyaset yapmış, milletvekilliği yapmış isimlerin yer alıyor oluşu partiye zarar verdi. Hayır, yani zarar verdiysek o zararın hesabını vermemiz lazım. Ağırlıklı olarak görünürlülük üzerinden bu cümleyi kullandık ama Elif Esen, Cem Avşar, Burak Dalgın, Candan Karlıtekin, Sanem Oktay gibi birçok arkadaşımız var. Da bu programlara defalarca kez katıldılar. Çıktılar, İbrahim evet. Çanakçı vesaire. Şimdi mesele şu. Siz de dediniz ki ben artık sormuyorum. Evet. Bu öz eleştiri meselesinin ben yine editoryal bir tercih olarak yanlış bir yerde kurgulandığını düşünüyorum. İzin verirseniz bunu açıklayayım. Buyurun. Şimdi bugün itibariyle DEVA ile ilgili yapılan en büyük analiz ve eleştiri nedir? Deva Partisi'nin AK Parti'den ne kadar seçmeni koparıp koparamadığı tartışmasıdır değil mi? Peki size bir soru. Bugün itibariyle AK Parti %35 oy alıyorken, Sayın Erdoğan %52 oya kavuşmuşken, bugün itibariyle ve bizim bugün bu %35'i ve %52'yi ikna etme sorumluluğumuz ortaya da duruyorken, biz çıkıp AK Parti'nin en pırıltılı dönemi olan Avrupa Birliği uyum süreci, milli takımın, futbol milli takımının dünya üçüncüsü olduğu, Avrupa Konseyi Başkanı'nın Mevlüt Çavuşoğlu tarafından seçildiği, Birleşmiş Milletler Geçici Konseyi'ne 153 oyla üye olduğumuz, Türkiye'nin gerçekten en parıltılı döneminin hesabını vermemiz isteniyor. Hangi dönemi kastediyorsunuz? 2002-2013. 2013 arasında. Evet. 2002-2013 arasında AK Parti'de siyaset yapmaya devam etmiş olan kimse yok mu Deva Partisi'nde? 2013 sonrasında. Çok az. Çok hemen az. Hemen yok. Sadullah Bey 2011'de bıraktı. Ben 2011'de bıraktım. İdris Bey 2014'te bıraktı. Ancak mesele şu. Bizden geçmiş dönemlerin öz eleştirisi isteniyorken mevcut seçmenin psikolojisi ıskalandı. Şimdi geçmiş dönemin öz eleştirisini kim istiyor? O günde muhalif olan arkadaşım istiyor. Hakkı var. Beni o günde eleştirmiş. Bugün de bana diyor ki dün niye böyle yaptın? Ama sonra dönüyor bana diyor ki dünkü pırıltılı AK Parti'nin hesabını veremeyen tırnak içerisinde bana bugünkü AK Partiliği niye ikna edemedin diye soruyor. Bu siyasetin doğasına aykırı bir şey. Bizim eğriye eğri, doğruya doğru diyerek geçmişte savunduğumuz, bugün de bahis konusu olduğunda savunacağımız konularda dahi bizden öz eleştiri istendi. Ve bu artık hangi kapıda günah çıkaracaksak, hangi nehirde yıkanacaksak, geçmişimizden nasıl kurtulacağız gibi bir baskıya dönüştü bizim üzerimizde.
bu baskı bizimle AK Partili seçmen arasındaki makası açıyorken, çünkü siz o zaman geçmiş içerisinde eşelenen bir insana dönüyorsunuz. Evet. Sonra da bugün dönüyor. Bütün bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe, şeffaf olmayan yönetime, yolsuzluklara, nepotizme, adam kayırmacılığa, bugün bile oy vermeyi kabul eden seçmeni niye ikna edemediğimin hesabı benden soruluyor. Ya ben o seçmenle aynı dalga boyuna giremedim ki. Onunla aynı dalga boyuna girmeme bu medya görünürlüğüne müsaade edilmedi. Ben doğal olarak, ben A Haber'e çıkamadım, ben TVNET'e çıkamadım, ben 24 kanalına çıkamadım. Çok az Habertürk'e çıkabildim. Geri kalan, bana kapısını açan Halk TV oldu, KRT oldu, Tele 1 oldu, Artı TV oldu, bugün itibariyle Sözcü TV oldu, değil mi? Tamamen muhalif medya. Ve buranın gündeminde ben dünümü yargılarken, buranın gündemi, ben seçmenin bugünüyle bağımı kopardım. Dolayısıyla AK Partili eski siyasetçiler Deva Partisi'nde keşke AK Partili seçmenle dünün kodları üzerinden daha sağlıklı bir ilişki kurabilseydiler. Neredeyse AK Partililik şeytanlaştırıldı. AK Partili geçmiş şeytanlaştırıldı. Neredeyse şöyle döndü. Emin Bey eski AK Partili ama iyi bir arkadaş. Buna döndü bu iş yani. Dolayısıyla bu eski AK Partili yüzler açısından yapılan eleştiriyle Deva Partisi'nin AK Parti'den istediği, seçmeninden istediği sonucu alamamak eleştirisinin bir ortak dengesini bulabilmemiz gerekir. Bu bir. İkincisi olarak bu arkadaşlarımız bugün itibariyle Hulki Cevizoğlu'nun, Mehmet Ali Çelebi'nin ve ismini sayamayacağım birçok Kemalist Atatürkçü arkadaşının kapısına yığıldığı bir iktidardan en güçlü olduğu 2011, 12, 13, 14 yılında ayrılmış arkadaşlar. Bugün itibariyle AK Parti aday adayı diye kartvizit bastırmanın revaçta olduğu, AK Partili eski milletvekillerinin bakan yardımcısı, yönetim kurulu üyesi, federasyon yönetim kurulu üyesi, şirket yönetim kurulu üyesi olduğu bir dönemde bu arkadaşlarımız hadi bana eyvallah diyerek arkasına bakmadan dönüp gelmiş arkadaşlar. Sadece evet. Benim değil, bütün arkadaşların. Bugün itibariyle Cumhur İttifakı'na yanaşarak devlet kapısında nasıl bir meşruiyet, nasıl bir kazanım elde edeceğinin hesabını yapan sayısız ulusalcı, Atatürkçü, Kemalist, laik diye kendini ifade eden figürün olduğu bir dönemde içinden doğdukları ama kaynağından kirlendiğine inandıkları bir partiden ayrılan arkadaşlara biz neyin eleştirisini yapıyoruz? Evet. Ki bu arkadaşlar fıkıhta bir ifade var. Bazı günahların kefareti kendi nevindendir. Şunu kastediyorum. Başta Ali Babacan olmak üzere AK Parti kökenli bütün arkadaşlar gelinen noktada bir payımız, günah payımız var ve biz bu paya karşı aktif mücadeleyle bu günahtan arınmaya çalışıyoruz demişlerdir. Birçok isim gibi evinde oturabilir ve Sayın Erdoğan'ın bir gün sana ihtiyacım var telefonunu da bekleyebilirdi bu arkadaşlar. Aktif muhalefet yerine. Ama bunun hakkıyla değerlendirilmediğini ve bu öz eleştiri ve eski AK Partililik baskısının bu arkadaşlarla AK Parti sosyoloji arasındaki doğal iletişimi de negatif yönde etkilediğini ifade etmek istiyorum. Bu tespiti ne zaman yaptınız? Yani ben ilk günden beri savunuyorum. İlk günden beri? İlk günden beri şunu söylüyordum arkadaşlara. Arkadaşlar yeni bir partiyiz. Programımız çok güçlü, kadrolarımız çok güçlü, söylemimiz çok mühim. Ama şunu unutmayın, tarih bir gün bizi yargıladığında AK Partili seçmenin ne kadarını ikna ettiğimizle yargılayacak. Evet. Faraza biz tek başımıza girsek ve %12 oy alsaydık ama AK Parti yine 35 alsaydı. Ne diyecekti arkadaşlar? Arkadaşlar biz size gidin İYİ Parti'den, CHP'den, Yeşil Sol'dan oy alın diye mi size bir şeyde bulunduk? Muhalefeti baltalayın. İkramda bulunduk. Bileşik Kaplar Havuzu gibi yine muhalefetin 48'ini, 48, 30'unu, 40'ını 40 tutarak elde ettiğiniz bu kazanım ne? Keşke CHP'den, İYİ Parti'den, Yeşil Sol'dan 10 alacağınıza AK Parti'den 2 alsaydınız peki, diyecektiler. Yani siyasetin de doğası ve doğrusu evet, bu. Yani ama bu muhalif medya düzeni de bu 3 yılı böyle değerlendirmedi yani.
Hala AK Parti şeytanlaştırıldı, bakın, hala, derken onu mu söylüyorsun? Hala AK Partili tarihimiz şeytanlaştırıldı. AK Partili tarihimiz. Tarihimiz. Hala bugün itibariyle izliyorum. Diyorlar ki efendim işte DEVA ile ilgili değerlendirmelerde sağlıklı ve sahici bir öz eleştiri süreci yürütülmedi. Yahu arkadaş, benim 10 yıl önceki AK Parti'nin ilk 10 yılına tekabül eden AK Partililiğimi bırak. Vatandaş bugünün yolsuzluk, yasaklar, yoksulluk, nepotizm, adamcılık, kayırmacılık kokan AK Partisi'ne, kokan değil ya, yağan AK Partisi'ne oy verdi. Bunu anlamaya çalışıyor. Peki. Bence burada editoryal tercihler yine yanlış oldu. Bu akşam editoryal tercihler Mehmet Önbey. Editörler bizi eleştirecek değil. Biz de biraz da biz editörleri eleştirelim. Canım, istediğiniz kadar. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. İstediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. Ben de bir cevabım ama var. Ama işte bütün söyleyeyim. Bunları özür diliyorum. Estağfurullah. Kıymetini bilelim. Bütün evet. Bunları yine bir KRT ekranında, yine bir editörün karşısında söyleyebiliyoruz. Başka bir mecrada da söyleyemiyoruz. Evet. Yani hakkını evet. da verelim. Evet, evet. Ben de şunun altını çizeyim. Yani Ahmet Faruk Ünsal'ın bu istifa açıklamasındaki bu ifadesi üzerine bu soruyu yönelttim. Tabii tabii, Faruk Bey de biliyorsunuz AK Parti milletvekilliği yapmış bir arkadaşımız. Evet. Eşi AK Parti'nin kurucularından Fatma biriydi. Fatma Bostan Ünsal. Fatma Hanımefendi çok saygı duyduğum biri. Evet. Siyasi eleştiri bir yana insan hakları mücadelesinin Ahmet önemli eksenlerinden biri. Evet. Ve şunu da kabul edelim ki Ahmet Bey bu sözü söyleme hakkını kendinde şöyle de görüyor. Muhtemelen 2014 ya da 15'ten itibaren Ahmet Bey aktif muhalefetinde bir parçası oldu. Biz 2020'de olduk. İşte o arada daha erken belediye başkan adayı oldu 2019'da Adıyaman'da Saadet Partisi'nden. Evet. AK Parti'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nun bağını kopardığınız daha evvel ilan etmiş ve destek bunu, verdi. Bunu kamu ki, önünde ki, ortaya koymuş bir insan. Peki. Siz de haksızlık yapmadınız Ahmet Faruk Ünsal'a. Yani yedi öldür hakkını yeme demişler. Politik eyvallah. Eleştirilerine katılmayabiliriz ama peki. Onun kişiliği, saygınlığı size, ayrı bir yer. Mehmet Emin Bey, size Ali Babacan niye sessiz, niye ortalıkta yok diye soracaktım. Yerel seçimde ne olacak? Akşener'in ittifak zarar verdi açıklaması üzerine ittifaktan başka bir formül var mı? Nasıl yapacaksınız, nasıl edeceksiniz diye soracaktım. Ali Babacan'ın biz 6 partinin uyum içinde ülkeyi yönetebileceği güvenini halkın çoğunluğuna veremedik açıklamasını soracaktım. Niye veremediniz diye. Şimdi bakın. Anayasanın ilk 4 maddesi tartışılabilir açıklaması mesela bu güvenin verilememiş oluşundaki etkenlerden biri olabilir mi diye soracaktım ama bu Ebrar Karakurt. İşte editoryal tercihi yanlış yaptınız. Açılışı Ebrar'la yapınca. Hayır yanlış espri yapmadım. Yapıyorum. Açılışı Ebrar'la yapınca yarım saat orada konuştuk. Çokça sorular, önemli sorular. Önemliydi o. Haftaya yani, beni bir daha çağırırsınız, çağırırız. Gelip onları da anlatırım. Çağırırız. Ama bir şey söyleyeyim sadece. Şimdi Ali Babacan niye sessiz? Serkan'la hemen bir sözleşelim. Espri yapıyorum. Karate bizim hem her zaman gelebildiğimiz hem de davetini reddedemediğimiz bir sağ yer. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sayın Ali Babacan niye ortada yok sorusuna bir dakika içerisinde buyurun. Cevap vereyim buyurun. Ve yayını kapatalım. 14 Mayıs gününden 18 Mayıs'a 28 Mayıs'a kadar Sayın Babacan kampanyanın teşkilatlar eliyle yürütülmesine vaziyet etti. Kendisi de birkaç programa katıldı. Yoğunluk olarak biliyorsunuz 14 Mayıs'a kadar yapılmıştı. O günden bu yana partide abartısız 100'e yakın iç ve dış toplantı yapıldı. Sürecin analizi yapıldı. Muhasebe. Masanın analizi yapıldı. Bir de henüz yenice vatandaştan %52 destek almış bir iktidarı. Ne diyeceksiniz? Aynı günde eleştirmek doğru olmaz evet. Herhalde. 100 günde oldu. 100 günde oldu. Evet. Öyle diyor. Biz bugün de bir toplantıyla Sayın Genel Başkanımızla bugünden ileriye doğru hem kongre süreçlerimizi hem de sahada yapılacak çalışmaları görüştük öyle diyelim. Dolayısıyla bugüne kadar hem vatandaşın iktidara verdiği taze meşruiyet onayının hazmı, hem partilerin ve muhalefetin muhasebesi, hem de gerçekten yeni bir şey yapılıp yapılamayacağına dair süreçlerin gözlemlenmesiydi. Ancak bugünden itibaren
genel başkanımızı ekranlarda, ki biliyorsunuz bu süreçte de Karate ekranlarına bir kez konuk oldu, Haber Türkiye bir kez konuk oldu, bir YouTube kanalına bir kez konuk oldu. Tamamen de sessiz değil, Twitter'dan gündelik sorunlar hakkında düzenli görüş bildiriyor. Bütün bunları da kabul edelim ama il gezileri, ilçe gezileri bağlamında da muhtemelen şöyle Eylül'ün sonlarına doğru hareket başlayacak. Daha yoğun bir tempoyla karşılaşacağız. Peki Mehmet Emin Bey, çok teşekkürler zamanı geldiğiniz için. Teşekkür ediyorum. Demezöyle devam